Yani beyin eğitimi açıktır ama olumsuz eğitime açıktır. Olumlu eğitim pek almaz. Yani toplumun genel yapısından dolayı olumlu eğitim almaz. Mesela aile içinde korku öğretilir beyine. Yani her şeyden korkma öğretilir. Karanlıktan, şundan, bundan, her şeyden korkma. Kıskançlık öğretilir ama çok kapsamlı. Çok detaylı öğretilir. Sinirlenme öğretilir. Bağırıp çağırma, nasıl kızılır, nasıl yırtıcı olunur. Onu öğretir. Filmlerde falan da öğretilir. Trip atma, oyun oynama, bu özellikle televizyon dizileri falan var ya. Beyin onları sürekli kapar, görsel olduğu için. O işte beyin yıkama tabir ediyorum ama yani beyinin kirli bilgiyle doldurulması. Beyin ona direnmiyor. Yani öyle beynin olumsuz bir özelliği vardır. Her türlü olumsuz bilgiyi sürekli alır. Alıp ezberliyor ve muazzam bir hafıza gücü vardır. Bizim görmediğimiz bir hafıza gücü vardır. Yani o ezberinde tutar, biz farkına varmayız onun ezberinde tuttuğunun. Yani görsel hafıza olarak da tutar, görüntü olarak da tutar. Biz farkında da olmayız ama o beyin bilir onu. Nefis diye buna deniyor. Şimdi onunla teçhiz edildi mi olumsuz yönde, bu sefer ruhla o karşılaşıyor. Ruh iyi bir şey söylediğinde, mesela korkulacak bir şey yok, ruh diyor ben korkmak istemiyorum. Beyin korkma emri veriyor. Mesela beti benzi su oluyor, mesela eli ayağı boşalıyor. Beynine hakim olamıyor. Ya korkmamam lazım diyor ama korkuyor. Mesela kıskanmamam lazım diyor ama kıskanıyor. Mesela sinirlenmemem gerekiyor diyor ama sinirleniyor. Kontrol edemiyor. Yani bu yönden çok risklidir. Çok dirençli çünkü kaslara hakim olan bir sistem olduğu için beyin. Onun dediklerine karşı direnme hayati. Ya çocukluktan çok iyi bir eğitim alınması gerekiyor. Ama toplumda genellikle çocukluktan iyi eğitim alabilen insan çok çok nadirdir. Genellikle olumsuz eğitim alırlar. O yüzden de başları belaya girer. Ne kadar dindar olursa olsun, ne kadar akıllı olursa olsun, onun etkisinde olur. Mesela üzülme öğretiliyor, normalde üzülmez adam. Ama öğretildiği için elinde olmadan üzülüyor. Mesela kalleşlik öğretiliyor, kalleşliğe yatkın oluyor ruhu. Öğretildiği için. Münafıklar da genellikle insanların beynindeki bu bilgiyi kullanmaya çalışırlar. Yani münafığın özelliği budur. Abi diyor ya ne işin var diyor işte orada. Hayatını kaybedeceksin diyor mesela Peygamber Efendimiz zamanında. Paranı veriyorsun, hayatın gidiyor. Ne işin var abi? Abi haklısın ya falan diyordu. Yani çok ilkel bilgilendirmeyle elde edilir bu. İman ona direnebiliyor. Yani beynin o kirli bilgilerine karşı ki yani güçlü bir atak yapıyor. Kaslara da hakim olabilen bir şey bu. Ruhla iman ruhla karşılık verebiliyor. İşte imanla nefsi mücadelesi bu şekilde oluyor. Şu anda da bunları yaşamış oluyoruz biz.